Ne yazık ki güne bir acıyla başladık. Akşamki terör saldırısını lanetliyor. Şehit güvenlik görevlilerimiz ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Konuşmama Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz bir sözüyle başlamak istiyorum. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Bu nedenledir ki eğitim hem cumhuriyetin hem de demokrasimizin temelidir. Ülkemiz bizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil yetiştirmemizi beklerken ne yazık ki cumhuriyetin ve demokrasinin bu temel ögeleri iktidarın izlediği yanlış politikalarla yok edilmektedir. İktidarınız döneminde müfredat, içerik, program, sınav sistemi olmak üzere 17 temel değişiklik yaptınız. Çocuklar hangi sınava alışacağını, öğretmenler neyi öğreteceğini şaşırır hale gelmiştir. Ülkemizde atanamayan 400 bin öğretmen varken sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik gibi kavramlarla Türkiye'yi tanıştırdınız. 2005 yılında lise eğitimini 4 yıla çıkarıp liselerin ön ismine Anadolu ekleyerek lise arası geçiş hakkı tanıdınız. Bunu niye yaptınız? Ne kazandığımızı bilmiyoruz. Büyük bir boşluk, istikrarsızlık, sonuçsuz, öngörüsüz eğitim uygulamalarınız hızla devam etti. Bu süreçlerde sınav sistemlerini değiştirmeye devam ettiniz. LGS, OKS, SBS, ÖSS, ÖYS ve TAOK. Sonra bugün eğitimde geldiğimiz durumun sebeplerinden bir başkası yeni bir köklü değişiklik. 4 artı 4 artı 4 sistemi geldi. Kafanız da karıştı değil mi? Değerli milletvekilleri, bunları yaparken çıkıp eğitime ayırdığımız bütçe arttı diye övünüyoruz. Eğer %95'i borçlu öğretmenlerimiz pazarda liman satmak zorunda kalıyorsa, eğer geleceğimiz dediğimiz çocuklarımız cemaat yurtlarına mecbur bırakılıyorsa, bu denetimsiz yurtlarda çocuklarımız yanıyor, birileri de çıkıp bu ihmallere kader diyorsa çok düşünmemiz lazım. Eğer 6-18 yaş zorunlu eğitim çağı nüfusun %14'ü okula gidemiyorsa ve bunun yaklaşık 1 milyonu da kız çocuklarıysa, eğer sendikalı diye öğretmenler, akademisyenler kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınıyorsa, eğer milli eğitimin temel taşı marif müfettişleri yok ediliyorsa, eğer hükümet orta vadeli planda açtığı 240 başlıktan sadece birini milli eğitime ayırıyorsa, eğer uyuşturucu yaşı 10 yaşa kadarmışsa, eğer çocuklarımız sınav kaygısıyla, öğretmenlerimiz işsizlik yüzünden intihar ediyorsa, eğer ikili öğretimi hala ülkemizde bitirememişsek, eğer laikliğin önemini kavrayıp dini duyguların siyasetten istismarını önleyememişseniz, ülkemizde bu karanlık tablonun kabahati de vebali de sizindir. 14 yılda özel okullara sürekli destek verilip alan açılırken devlet okulları kendi sorunlarıyla baş başa bırakılmıştır. Eğitim yatırımlarına ayrılan pay ve bu yanlış politikalar AKP'nin gerçek eğitim ideolojisini ortaya koymaktadır. Değerli milletvekilleri, eğitimde başarının kriteri mutlak karnedir. Türkiye eğitiminde Birleşik Arap Krallığı, Şili, Arnavutluk, Meksika gibi ülkelerle en son sırada yer alıyorsa, okumada en son sıradaysak hiç tartışmasız AKP'nin karne notu sağlıkta, ekonomide, çevrede, sanatta, sosyal güvenlikte, dış işlerinde, insan haklarında ve de eğitimde zayıftır. Sınıfta kaldınız. Değerli milletvekilleri, konuşmama hayatını ülkemiz çocuklarının eğitimine adamış merhum Türkan Saylan'ın sözleriyle bitiriyorum. Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk sizin ışığınızı bekliyorsa sönmeye hakkınız yoktur. Işıyacaksınız. Ölümüne saniyeler kalmış olsa diyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.